Allah Allah. Evet arkadaşlar, Alabarda'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Hem de bölüm... nasıl geldiniz var ya, helal olsun lan. Valla bence çok güzel geldiniz. Bu trafiğe rağmen iyi geldiniz. Aynen abi, öyle biz zor geldik. Falan çok zor işler ya, internet. Hele de bu akaryakıt zamları, vergi artışları. Ay Allah. Enflasyon düştü oğlum, biliyorsunuz. Ama benim bahsettiğim Fransa'ydı zaten. Değil mi? Bugünlerde orayı bir kanalizeyiz yani. Evet. Neler olmuş, şey, neler Macron'u diyorsunuz. Sarı yelekliler diyoruz. Çıktılar sokağa, bir eylem kafaları da onlarda var. Böyle bir biber gazı yiyelim. Ben bir şeyler baktım onlardan. Bir Şanzelize'ye akalım yerine artık biraz o şeyin adı neydi? Ne arktı o ortadaki meydandaki? O bir şey ya, Napolyon'un zaferinden sonra. Ha, zafer takı işte. Zafer takı da onun bir ismi daha var. Şey ya abi, nedir ya? Triumph Arc'tır, bir şeydir yani. Gerçi evet, doğrudan Triumph. Abi neyse. O Fransızca zaten, onlar böyle bir Triumphant falan diye. Aynen. Triumphant. Bu adamlar sokaktalar, eylemdeler. Fransız hükümeti vergileri geri çekme kararı aldı. Ha, onu da mı aldılar? Aldılar ama işte. Ya, yeni aldılar da çok ciddi bir şey yok. Evet, ciddi bir şey yok. Yani eylemcilerden korkuyorlar ama böyle somut bir adım adam akıllı bir somut bir adım atmıyorlar. Evet, öyle değil yani. Mi? Öyle bir durum var. Demek ki yemiyor. Aslında var ya, bu enteresan bir konu ha. Bayağı anlatayım mı ben size? Bir anlatsana. Ben anlat gir ama öncesinde bir şey daha belirteyim ben gene tamam. Şeyle ilgili. O da şu. Macron'un bir sözü vardı geçen hafta bildiğim kadarıyla. Dedi ki: "Abi bu eylemciler dedi burada sokaktalar ve bir şey talep ediyorlar ama" dedi. Ve iddiaya göre de hani halk ve eylemciler öyle iddia ediyormuş. İşte halkın %80'i falan hani destekliyor gibi bir şey söylemişler. Evet, evet. Dedi ki bu %80 destekliyor ama bu eylemcilerin isteğini bize söyleyebilecek bir baş yok, biliyor. Yani oturup da biriyle konuşamıyoruz ha. Diyorlar. İşte aynı anlatacağım muhabbet işte abi. Bizdeki Gezi Parkı'nı hatırladınız mı? Ha, kimi çağırmışlardı? İşte neydi? Necati Şaşmaz falan. Ha, çünkü yok abi, hani eylemcinin bir olayı yoktu. Zaten oraya bağlayacağım bir yerde konuyu. Hani sosyal hareketlerle yeni sosyal hareketler. O kadar Ferhat Kentel'den ders gördük lan. Politik sosyoloji falan filan. Vallahi zaten bak. Ya, oradan yardırırım. Ki Fransa tarihini o kadar iyi bilirim ama ne zamanki öğrendim ki o Macron'un karısı 18 yaş mı 22 yaş mı ne büyükmüş. Dedim ki tamam artık takip etmiyorum. Bir tane orada normal düz heteroseksüel bulduk, o da gitmiş. 20 yaş büyük dedim ya, tamam Fransa'nın çivisi iyice çıktı. Bakın ben size şunu söylüyorum. Sarkozy dönemi iyiydi, Sarkozy. Bu arada adamlar giyotin getirdiler, biliyor musun? Aa. Triumph Ark'ın yanına giyotin koydular herifler. Eski eylemciler. Müzeden çalmışlardı. Evet, şey, oğlum müzeyi yağmaladılar zaten. Oradan gelmiş 16. Louis muhabbeti ne işte ya? Tamam canım, onu anladık. O yüzden tabii. Zaten bak, adamlar bayağı giyotin getirdi koydular lan. Fransız devrimi yapıyoruz diyor herifler. Fransa tarihinde bir 5. Henry vardır. Hujenot'tur yani protestandır. Fransa tahtına çıkartılmış bir hatadır. Ne zamanki Fransız koçiğitler Katolik kökenlerinden döndü. Ne zamanki bunlar protestan oldu, etek giymeler başladı. Peruk takıldı, topuklu ayakkabı giyildi. Napolyon var arada bir reklam arası. Onun dışında tamamı bizim tarihim rezalet. O Avrupa'nın biz canını okumuş. Kendini bayağı Fransız hissediyor. Biz var ya Kulübüslerin torunuyduk. Bir saniye. Napolyon bu arada baya Fransız değil, Korsikalı biliyorsun. Evet işte düşün yani, bir İtalyan'a ihtiyaç duyduk. O yüzden zaten reklam arası. Bir İtalyan'a ihtiyaç duyduk. Yani düşün ki memleketi kuran adamın adı Mustafa Kemal Atatürk değil de Ali İzzet Begoviç, tamam mı? Yani hani Ali İzzet Begoviç gene iyi lan. Evet o baya. Yani Yorgi Karayorgiyeviç falan da ben lazım. Hatta evet baya öyle. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Parantez. Şimdi sarı yelekleri anla şey yapacağım da. Abi Napolyon'un Korsika'nın özgürlüğüyle alakalı yazdığı o sayıda şimdi yazılar var. Tabii ya. Fransa'dan kopmalıyız. Lanet olsun Fransa falan böyle. Aynen. Korsikalılarındır. Bunu yazdıktan 12 yıl sonra Fransız İmparatoru herif. Neyse. Devam et. Mevzu şöyle oldu. Bu Holland döneminde falan işte. François Hollande. Abi şimdi asıl mevzu nereden çıkıyor? Bu neydi? François Hollande. Ha Holland. Ben, François. Ben traktörleri meraklı bile değil mi Holland diyesim geliyor ona. Peki bir şey soracağım. Son karışışım. Bu herifin soyadı Hollanda ya. Ya bizdeki gibi Hollanda mı mesela? Yani bizdeki ekonomi bakanına da Ahmet Hollanda mı olmuş oluyor? Abi onunla Fransızların Hollanda'ya Hollanda diyeceğini ben zannetmiyorum ya. Zaten Hollanda değil. Hollanda, Hollanda'nın bir bölgesinin adı aslında. Biz Hollanda diyoruz. Birkaç ülke daha Hollanda diyor. Aslında yani Nederland. Nederland ya aslında. Bütün ülke aslında Holland Nederland. Başka bir yer. Holland onların bir eyaleti. Eyaleti. Holland eyaleti. Amsterdam'ın bulunduğu eyaletin adı Hollanda. Evet tamam işte. Hollanda. Neyse. Tamam. Bizler de hakikaten ne alaka? Bir abi öyle demişler, öyle söylemişiz. Her neyse, bu Holland döneminde işte şeylere, akaryakıta bir vergi koyuyorlar abi. Nedir işte, biz hani öyle çevreyi koruyacağız falan filan işte, karbonadan dolayı işte. Galiba şeyi de indiriyorlar o arada, elektrik vergisi, elektrikli araçların da vergisini düşürüyorlar o arada. E işte hani çevreyi korumak tamam. için yapılmış olan tamam. bir vergi düzenlemesi var burada. Abi bu %7'lerle falan böyle başlıyor. İşte 7 euro falan tona, 1 ton karbona 7 euro mu ne böyle bir şeysi var. Sonra abi gitgide hani böyle 20 euro, 30 euro, 40 euro falan böyle tırmanıyor. Ya bizdeki ÖTV gibi, anladın mı? Hani işte
bildirim için biz bunu koyuyoruz deyip ondan sonra geçirdik koyuyorlar yani. Bütün hani şey hani yani deprem vergisi geçici deyip. Geçici vergi diye koyup kalıcı vergi olarak. Sadece geçici vergi değil işte geçici deprem vergisi diye koyup ondan sonra bütçe yamayıcı vergi olarak kalıcılaşan bir yani şey. Aynısını Fransa yapıyor şu an öyle mi? Ha, aynen öyle. Ama işte hani eylemler hani bu normal zaten her zaman bu artmış. Ama artması hiçbir zaman buna tepki bu kadar böyle büyük tepki olmadı. Ve şu anki artış da işin aslında çok da büyük bir yani artış değil. Daha yani geldiği noktaya bakarsak küçük yani göreceli cüzi bir artış. Son göreceli. Baktığımda benzinin litresi 1.94 euroydu adamlarda. Ya abi bilmem 2 euroya sanki dayanmak üzere oradan coşuyorlar zaten. Ya hayır abi asıl coşma ondan dolayı değil. Macron'un mevzularından dolayı yani Macron'un yaptığı şeylerden dolayı. Tabii tabii vergileri şimdi arttırması vesaire. Sadece o değil abi. Macron abi nasıl seçildi? Abi bunun benim bildiğim kadarıyla son takip ettiğimde şöyle bir fiyasko var o noktada. Le Pen var ya Le Pen. Le Pen'in bir kızı var. Tamam Marine. Bir de torunu var bu arada. Le Pen. Bir de Marianne Le Pen var bir de Marie Le Pen var. Tamam neyse aynen. Torun da şeyle siyasette. Abi bu Le Pen gelecek diye. Dişi Le Pen'ler aynen. Dişi Le Pen'ler gelecek diye. Abi hep beraber aslında Macron'un hiçbir şeyi yok. Aynen. İkinci şeye kalıyor. İkinci seçime kalıyor. O Fransız seçimleri zaten hep öyle. İki tabii evet. Le Pen'ler almasın diye Macron kazanıyor. Normalde Le Pen %30 aynen kadar filan bir oy topluyor zaten. Ama benim bildiğim bak, bir de orada Le şurada Le Pen %30 kadar oy toplarken ilk turda şey, Macron %18 mi öyle bir şey? %16 veya 18 dediğin gibi oy almış adam. Aynen. İkinci turda topluyor. Merkezdeki olan sosyalistler çökmüş. Yani tabii merkez sol çökmüş. Merkez sağ çökmüş. Sadece aşırı sağ kalmış. Bir aynen de aşırı sol kalmış. E buna ne yapıyor adamlar? Ya bizler hani ortadan bir aday bulalım. Hani bu Le Pen gelmesin. Aynen. Le Pen geleceğine diye bunlar gelsin diye. Ya yani normalde hani oy veren kitlenin sadece %16'sı %18'i Macron'a oy vermiş. Peki Macron ne yapıyor abi? Sanki bu aldığı bütün %80'lik oyu sanki kendisi almış gibi. Kafasına göre takılıyor. Benim bildiğim kafasına kadarıyla göre şeyleri takılıyor var. Ve kafasına göre takılırken şu da var. Özür dilerim. Yok. Mesela bu vergiler, mergiler bazı başka kanunlar da var buraya gelmesindeki sebep. Mesela servet kanunu vardı. Hatta bu Asterix ve Obelix'teki Obelix'i oynayan Gerard Depardieu Rusya'ya gitti. Rus vatandaşı oldu. Aynen ve Fransız vatandaşından çıkmıştı. O Holland dönemiydi galiba. Holland dönemiydi. Ha, işte onu diyecek. Ya da Sarkozy. Tam hatırlamıyorum. İkisinden Holland, biriydi. Hollandı. Vergi geliyor abi. Şeylere. Abi, euronun üstünde gelirim varsa üstünde olan birçok parayı veriyorsunuz. Ve çok büyük bir vergi. Abi %38'e çıkardı zenginlerin aynen vergisini. Tamam mı? Zenginlerin vergisi %38'e çıkınca abi sen kazandığının %40'ını devlete veriyorsun. Öyle düşün. Gerard Depardieu dedi ki ya hatta böyle bir şey olmaz. Servetinin kazandığının adı değil. Servetinin %40'ını öyle bir şey. Servetinin olabilir. Şey Gerard Depardieu direkt Fransız vatandaşlığından çıktı. De adam Kremlin'e girdi hatta. Kremlin'de bayağı Putin'le şeyle fotoğrafı var Putin'le ya. Fotoğrafı var. Bayağı Putin'le gidiyor Putin'le Rus vatandaşı. Zaten ne olursa Putin'i arıyor ben onu anlamadım. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bu Hollanda var ya. Bu adamların biliyorsunuz eski başbakanı bu arada. Evet. Fransızların abi Sarkozy de eski başbakandı. Abi her şu var. Hollanda şu an bir de ekonomi bakanı ve bu adamların Fransa ekonomisini batıran adam olarak gösterilir François Hollande. Ya, yani bu adamların Fransız halkının en sevmediği adamlardan biri benim. Dur. Zaten işte merkez solun da çökmesinin sebebi o oldu. Ha, sen anlayacaksın tamam. Hani şimdi tane tane gidiyorum ya tamam, o yüzden tamam dolayı. Merkez sol ne de Hollanda'nın o şeylerinden dolayı tamam, sen yaptığı mevzulardan dolayı zaten çöktü. O yüzden dolayı zaten işte Macron gibi bir adam aradan sıyrıldı. Aynen. Çünkü aşırı sağ geliyor yoksa. Hmm. O yüzden Macron seçildi. Macron şimdi ne yaptı? Mesela o servet vergisini iptal etti. Vergi affı koydu şirketlere. Aynen şirketlere vergi affı koydu. Fransa'nın en büyük petrol şirketi nedir? Zaten bir tane var benim. Total. Total'e mesela vergi indirimi var ama vergi affı var bir de. İndiriminin dışında affı var. Bilmem kaç milyar euroluk vergi affı yaptı heriflere. Ha. Ama abi bu petrolü işte benzini kullanan esnaf, vatandaş, öğretmen, avukat, kamyoncu vesaire ekstra vergi koyuyor. Sadece koymakla da kalmıyor. Mesela hani işsizlik almış başını yürümüş. Adam şey diyor mesela. Gidiyor mesela gençler falan çok işsiz var falan filan diye söylüyorlar. Ben diyor şimdi diyor karşıdaki diyor yeri diyor gitsem diyor hemen bir iş bulurum. Bunlar diyor iş diyor beğenmiyorlar falan filan gibi sen konuşuyor. Eylemlerin şeyine bak. Ben normal mesela ilk hani bu sarı yelekliler falan işte eylemi çıktı da ben şey dedim. Ha dedim büyük ihtimalle dedim Cezayirliler falan dedim ayaklandı. Ben de Araplar dedim ayaklandı. Olmuştu ya o kaçtı 2010 muydu neydi hani böyle evet. Paris'in banyolarını arabaları ters çevirip yakmışlardı falan filan. Öyle bir şey ben de bekledim. Yalnız bunlar alakası ayaklanmayı değil bilmiyorlar ha. Yani barışçıl ayaklanma diye çıktılar müze yağmaladılar. İyi yapmışlar. Hangi müze yağmaladılar? Abi bir tane tarih müzesi. Bir sürü heykel eski ta antik Mısır'dan kalma antik Yunan'dan kalma şeyler var.
Paramparça etmişler heykelleri. Harbi mi? Evet abi. İşte. İçim acıdı yani. Yani ne gerek? Ondan dolayı zaten Donald Trump şey white trash dedi ya. Ha. Abi çünkü ayaklananlar şey hani orta ve küçük sınıf beyaz Fransızlar. Ama Trump da zaten biliyorsun Fransa'ya yüklenme şeyi arıyor. Yani, o zaten işte arıyor o yüzden ama ne dedi? Hani white trash dedi hani Amerika şey vardı diye. Yani, evet beyaz çok. Beyaz alan takımı. O onlara işte ayaklandı falan filan diye geçiyor. Her neyse uzun lafı kısası. Böyle bir şekilde hani Macron'un hani nasıl diyeyim kendisinden yani gücü yetmeyeceği bir işlere kalkışmasının bir de Bourdon'un büyüklüğünün getirdiği bir sonuç bu ayaklanmalar. Yani aslında %16'lık bir herifin kendini dev aynasında görmesi. Aynen öyle. Ama mesela nasıl yapıyor bu kanunları nasıl geçiriyor? Kararnamelerle. Oo canım yani benim. Meclise bile götürmüyor. Meclisten bile dolaşıyor kararnameyle falan bunları çıkarıyor. Meclise gitse zaten belki de patlayacak. Çıkaramayacak bu kanunları. Yani neoliberalizmin ultra halini yaşatıyor adam. Haliyle ultra neoliberalizm. Bunu yaşıyoruz bir sıkıntı yok. İşte bizdeki bak bizdeki sistemde bile en azından adam %50'nin üstünde. Tek ilk tur %50'nin üstünde. Tabii canım. Yani, Fransa gibi hani olmuş olsaydı ya mesela bak şimdi bizde aynı benzer eylemler. Ya bizdeki olay çok farklı. Bizdeki şey dengede seçim konusunda diyorum. Bizdeki şey dengede 51'e 49, abi, 52'ye 48. Hayır ama çok bak, küçük bir fark var aslında. Abi 4-5 tane daha parti çıksın. 4-5 tane daha parti çıktı zaman. Ya ben sana söyleyeyim biz bayağı Amerikan sistemi gibi çift iki partili sistem gibi ilerliyoruz aslında baktığın zaman. Ya şu anlık öyle ama şu diğer an, partiler genelde çıktığı de zaman diğer partiler abi 90'lı seneler gözünü seveyim. 90'lar abi yani. Allah 90'lar aşkına. Yani. Bir oyun yani bile çok şey değiştirdi. Bu iki parti sistemini işin aslında şeyi seri. AKP'yle geldi işte. Hayır AKP'yle gelmedi abi. Kenan Evren istedi. Ha, evet. Çok daha önce de Kenan Evren istedi. Yani hatta şey askerinin şeysiydi. Hani iki tane sol parti kurmayın. Solluğun zaten oyları az. Oylar bölünmesin. Ama bir tane de sağ parti olması çünkü çok güçlü olan iki tane sağ parti olsun falan diye hani Allah aşkına o zaten neyse aynı. Fransa'ya dönelim. Her neyse Fransa'ya dönelim. İşte bu eylemler işte aslında birazcık gezi eylemlerine benziyor. Bazısı Arap Baharı falan filan da diyorlar. Hani ekonomik onu boyutlarından dolayı. Ekonomik boyutlarından dolayı ama işte hani sosyal Arap Baharı'nda bir demokrasi falan filan gibi bir şeyler vardı. Fransa'da böyle bir şey yok. Yani adamlar biz bıktık bu cumhuriyetten daha da bir özgür bir cumhuriyet istiyoruz diye ayaklanmıyor adamlar. Yani o yüzden Arap Baharı ile ayrışıyor. Asıl konu senin dediğin şey vardı ya adamların lideri yok. Abi işte o şuradan geliyor. Neydi bu Fransız? Alain Touraine. Alain Touraine. Bilmiyoruz vallahi var mı Fransızca bilen dinleyicimiz, izleyicimiz? Alain Touraine. Oraya o zaman ben baştan alayım. Abi şu adamın okunuşunu yorumlara yazabilen varsa çok mutlu olurum. Ben söyleyeyim sana Alain Touraine. Biz onun bir tane makalesini... Aynen Turancı. Dereden Turancı. Yazmış. Ama Fransız değil mi? Evet. Fransız Turancısı. Ay yıldızı gönül verdim. Aynen aynen. Ölürüm Türkiye. Ölürüm Türkiye. Şimdi sosyal hareketlerle alakalı bir mevzu var. İşte bu işçi sınıfı falan filan çıkıyor 1850'lerde. Normal abi toplumsal hareketler nedir işte sınıflara dayanıyor. İşte işçi sınıfı, burjuvazi, köylüler. Hatta hani Fransız devrimini yapan sınıflar da hani bu şekildeydi. Abi 1950'lerden sonra işte 1960'ta 68'ler falan düşün bir. Hani hippiler falan işte. Gençlik hareketleri. İşte punkçı gençler falan. Bilmem ne. Alttan alta kaynayan nazizmler falan gibi düşün. Dazlak hareketleri düşün. Ve bunlar normalde diye mesela işçi sınıfı, işçi hareketi diyorsa bunlar toplumsal hareket. Ne yapıyorlar işte? Grev yapıyorlar, lokalta gidiyorlar falan oluyor filan oluyor. Belli başlı bir temsilcileri var mesela. Sendikalar temsilcisi. Tabii tabii. Siyasal partilerde temsilcileri var. Ama mesela atıyorum işte 1980'lerdeki Avrupa'yı çok fazla sallamış olan hareket. Punk hareketi mesela. Ha kim onun temsilcisi? Yok. Sex Pistols. Canım benim o. Şehirler Sex Pistols dinliyorlar. Bu kadar. Yani bir siyasal manada bir temsilciliği var mı bunların? Yok. Ya veya o dönemki gençliğin bir siyasal manada temsilciliği var mı? Yok. Yok yok. O hareketlerin yok. Ha işte. Ya mesela aslında Gezi'de de ilk yoktu. İşte o sonradan Turan, bir şeyler çıktı ortaya zaten işte o zaman da Gezi bozuldu zaten. Bizim işte Fransız Turancısı onu diyor abi. Bunlar diyor yeni diyor toplumsal hareketler. Lideri yoktur. Kitleler hani bir şekilde seslerini duyurmak için bir şekilde toplanıyorlar. Aslında ortak bir sıkıntıdan var olan. Aynen öyle. Belli sayıdaki bir insanın toplaşması. Yani kimse çıkalım sokağa demiyor. Sadece denk geliyorlar. Abi burada yani denk gelmeleri, birbirini aramaları vesairesi de var. Yani mesela bizde de çok vardı. İlla ki hani Gezi Park eylemleri de değil mi? Yani mesela bir tane şehit cenazesi oradan geçer. Abi ben sana bir şey söyleyeyim. Birden biri insana slogan atmaya başlarlar. Şehitler ölmez, vatan bölünmez falan. Yani mesela falan bak. Coşkuya gelirler yani. Bu biraz şöyle. Sen, ben, dördümüz, üçümüz neyse toplanmışız, sokaktayız, yürüyoruz. Ve bir yandan da diyorsun ya abi bu Macron da ne yaptı bu vergileri ya? Oğlum benzin alamıyoruz, şunu yapamıyoruz, bunu yapamıyoruz derken
Yandan biri daha diyor ki abi evet ya ne oldu oğlum buna ülkenin hali falan. Sonra biri daha diyor evet abi falan. Abi bir bakmışsın 100 kişi olmuş, herkes ne oluyoruz demeye başlamış. Ki çağımızda sosyal medya girdi. Artık bunları internetten söylüyor insanlar genelde. Evet. İnternette abi toplaşalım o zaman ya. İyi toplanalım. Nerede toplanalım işte ne bileyim 5-5-5K falan diye toplanıyorlar. Şöyle bir olay var. Bu seçimden önce de mesela bu Macron'un ikinci tura kalmadan önce seçimler. Fransa seçimleriyle alakalı işte haberleri falan bakıyordum. Yani orada işin uzmanları, Fransa'yı yakından takip eden siyaset bilimciler de hep şunu söylüyordu. Yani Fransa'da çok ciddi bir taşralı krizi var. Çiftçi yok. Köydeki insanlar şehre göç ediyorlar ama çiftliklerini bozuyorlar. Bizim sorun işte. Fransa'da çok ciddi bir tarım sektörü var bu arada. Buradakilerin hepsi işsiz. Tabii. Hepsi ümitsiz ve alayının diyorlardı yaşı 35 ila 55 arasında. İlber Ortaylı'nın kasabalı dediği. Evet. İlber Ortaylı'nın çok fazla kasabalı der. Onlar. Özellikle güney bölgelerde. Fransa'daki kasabalı da bizimki gibi şey böyle şehirli kasabalı, köylü abi, kasabalısı değil. Kasabalılar cahildir. Abi bak Fransız için geçerli değil. Bizler abi, için o geçerli. Olabilir. Yok ya bunlar şey diyorlar. Bunlar yani, geçerli. Ben adamların eğitim kültürü seviyesini biliyorum ama şey diyorlardı yani lower French yani düşük seviyeli Fransız vatandaş. Öyle ama lower French'ler ve zaten hani isyan etti. Şey diyorlardı ne Le Pen ne Macron bu insanların sorunlarını aydınlatamıyor, ışık tutamıyor, bunlara şey yapamıyorlar. Hani bunlar günün birinde patlayacak demişlerdi. Abi işte bak patlayan ekibi gelse adamların nasıl homofobikler var, aşırı sağcılar var, normal standart sağcılar var. Ve bu arada sol partinin lideri şey diyor, işte sağcıların olması demek bu insanın haksızlığı anlamına gelmez diyor. Onlar da katılıyor. Ya eylemlerde bir tane sendika yok, bir tane parti yok. Halbuki bir şey söyleyeceğim, ya, eyleme katılanlar yani vatandaş eylemine dönmüş o zaman. Fransa'da asgari ücret alanlar insanlar bir de çoğunluk. Eylemde şu an sokakta tamam olanlar. İşte zaten mevzu onlar da aynı şeyi söylüyor. Asgari ücretle ay sonunu getiremiyorum diyor. Sıkıyorsa Macron çıksın bir ay yaşasın bakalım diyor asgari ücretle. Bırak ayın sonunu getirmeyi, son iki hafta biz parasız ne yapacağımızı düşünüyoruz diyor. Yani iki hafta da geçiyor parayla, bitiyor, sonra kalmıyor diyor. Putalöme yapın. Orospunun sıçtı anlamına geliyor. Her neyse ya işte bu yüzden Türkçesini dolayı... Türkçesini bipleyeyim. Bu yüzden dolayı işte şey hani Fransa'daki eylemler hani şeysi bayağı ona da böyle geniş bir tabana yayılıyor. Ve herhangi bir işte ne bir sendika var ne bilmem ne var ve senin dediğin gibi herhangi bir şey de yok işin bir tarafında. Liderleri de yok. Dolayısıyla hani Macron ben ne yapayım falan diyor. İşi nasıl yapacak ya, olan adam zaten canım, bir şeyler ben yapar. Ne yapayım olmaz öyle hiç yani. Hiç olmalı bizim Necati Şaşmaz'ı göndeririz. Halkın ne istediği ortada. Kedi gözleri. Necati Şaşmaz. Necati Şaşmaz'ın bir de Fransızca konuştuğu hayal etsen abi. Egalite neydi o? Egalite, egalite, fraternite. Fraternite ve Necati Şaşmaz yani. Yanında böyle altta. Komik lan abi. Egalite, equalite, fraternite. Fraternite. Öyle bir şey işte o onların bayrakları da o ya zaten hani. Evet. Yalnız onların bayrağıyla ilgili çok komik bir şey vardı. Şimdi eylemlerde var ya abi Fransız bayrağını düşün böyle. Mavi, beyaz, kırmızı ya. Abi şu orta beyazın iki yanına böyle kesik kesik çizgiler atmışlar. Siyah tamam mı? Altına da yazmışlar. Acil durumda buradan kesin ve sallayın diye. Şey, abi direkt beyaz bayrak sallıyor. Beyaz bayrak. Abi yok tamam teslim. Abi Dünya Savaşı'nda teslim oldular ya. Bak oldular abi, diyorum. Abi ben şey diye düşündüm. Flördeniz gitti benim için Fransa bitti evet. Ben baya ben Bourbon Hanedanlığı'nın restorasyon bayrağı olarak düşündüm beyaz bayrağı. Abi çok iyi. Hangi beyazı? Ha yok canım. Düz beyaz Bourbon'un restorasyon döneminde kullanılıyor ya. Öncesinde kullanılıyor. Tam işte. Yalnız Trump da oradan dalga geçti. Hayır işte ben şeyden. Abi o sadece beyaz bayrak 2. Dünya Savaşı'na teslim olma bayrağı olarak değil. Tabii adamlarda canım. Hani şey kraliyete gönderme var. Hani cumhuriyeti iptal edelim kraliyete dönelim gerekiyorsa. Göndermesi o. Biliyorsun Trump'ın bu Avrupa Birliği ordusu muhabbetine dediği laf var ya sonradan Fransızlara. Siz diyor asıl düşman diyor Amerika değil. Size hiç Amerika saldırdı mı diyor. Ama iki kere Almanlar daldı. Birinde Almanca öğreniyordunuz zaten diyor. Ertesi gün yani savaş başladı. Ertesi günü siz Paris'te Almanca konuşuyordunuz. Resmen biz olmasak babanız Almandı dedi. Evet. Tamam ya. Ama çok komikti hakikaten ya. Abi ya. Hayır ya şey. Zahir ediyorum De Gaulle var. Kemikleri sızlıyor şu an ya. Abi ya. Ya abi Macron değil işte De Gaulle gibi bir tane adam olsaydı var ya. Bak ben sana söyleyeyim. Bir tane o Fransızların Renault dandik tankları var ya. O tanka binerdi Washington'dan gelen alırdı sonra. Onlar dandik değildi bu arada. Bu arada onlar bayağı sağlam tank. Tabii, Almanların tank. Şey aldığı bir tanktır o. Onu kullanıyorlar. Ay, şeyini. İyi kullanıyorlar da işte şeyleri yok. Ne derler? Geliştiremediler. Bir geliştiremediler. Bırak geliştirmediler. İkincisi taktiksel açıdan hatalı kullanmak. Neyse şimdi konumuz tanklar değil. O ya, ayrı bir video bile olur yani. Süvari hücumu Fransızlara bak, gene, özgü olan bir şeydir. Şimdi bir dakika. Şimdi bu ben bir kere şurada şunu söylemek istiyorum. Süvari hücumuna alışkın olan Fransızların panzer tümeni nasıl yapamadığını ben hala çözemedim zaten. O ayrı bir konu. Protestanlar yüzünden. Ha 3 dakika protestanlar kaldı. Yüzünden. 3 dakika kaldı. Kresi ise kresi, poitiers ise poitiers. Azinkort'ta bile aslanlar gibi inildi bu evlatlar.
toparla. Şey, sarı yeleklerden çıktı diye. Sarı yeleklere girildi. Hayır, sarı yelek, peki niye sarı yelek diye sorundan birine. Harbiden lan niye sarı yelek diye bunlar peki? Onu hiç düşünmedim ha. Aa, o şey komik güzel hikaye ya. İyi espri bulmuşlar. Zaten bak bu eylemlerde espriler de önemli. Biliyorsun. Evet. Tabii. Abi çünkü halka öyle yayılıyor. Esprilerle şey yayılıyor bunlar. Hani sloganlar, espriler. Bundaki işte slogan aslında sarı yelek olması aslında bir slogan. Niye? Abi şey hani mesela sarı yelek hani böyle fosforlu yeleği sen ne zaman giyersen hani böyle dikkat hani mesela evet, işteyken evet, falan. Ha hani dikkat eylemdeyiz. Adamların esprisi o. Bayağı böyle dikkat krizimiz var şu anda eylemdeyiz. İşçal ediyoruz. O sarı yelekler arabalarda bulundurulması zorunluymuş Fransa'da. E tamam işte. Araba çark kazandı. İşte herkes de var ondan. Bir de hani herkes o hani dikkat edin şu an biz eylem yapıyoruz şey falan. Bir espriye vuruyorlar işi. Güzel. Oradan çıkıyor o sarı. Evet arkadaşlar. Alabarda'nın bu bölümünün sonuna geldik. Lütfen geldik abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Hoşça kalın. Yapıştırın.